kaç oldu? Hala gelen giden yok. Nerede kaldı benim paracıklarım? Nerede? Nerede? Gelin gelin, sizleri öpüp koklayacağım. Ah! Aman Allah'ım, olabilir mi acaba? Benim sevgili servet yüklü kamyonum otobanda bir otobüste çarpışıp paramparça olup patlayıp paralarım yanıp kül olmuş olabilir mi acaba? Aman şeytan kulağına kurşun. Yok canım, böyle kötü şeyler getirmemeliyim aklıma. Servetim geldi. Paracıklarım geldi. Geldi. Ne oldu Asya yenge, başka birini mi bekliyordunuz? Ah canım benim, canlarım benim. Benim sizden başka kimim var ki? Dikilmeyin böyle isterseniz. Odanıza çıkın, ben size kurbabiye yaparım. Tamam mı canım? Tamam mı? Tamam mı? Hadi bakalım, hadi. Ay Allah var ya, bunlara iyi davranmak nasıl zor geliyor. Bize hala canlarım dediğine göre servetin ne olduğunu daha görmemiş. Ah sen miydin? Ay Aslı, beğenemedin mi? Gideyim istersen. Ay, yok bir tanem, öyle demek istemedim Kıvırcığım. Şey diye, bu servet kamyonunu bekliyorum ya canım, hala gelmedi. Ay çok sabırsızım. Hala mı gelmedi ya? Gelmedi, ne yapayım? İyi günler, Selin Aykarlı'nın evi burası mı oluyor acaba? Ne Selin Bey, burası bizim evimiz. Kes sesini. Evet Selin burada yaşıyor, ben de yengesiyim, buyurun. Aha, avukat bey söylemişti. Servet'i size teslim edebilirim galiba. Evet evet, velisi olarak Servet'i ben alacağım. Bana vereceksiniz Servet'i. Vekalete dair bir belge olması lazım sizde ama. Ha var var, hemen getiriyorum, bir saniye bekleyin. Teşekkür ederim. Bakın üçünün de imzası burada. Ah yavrucaklar, zaten teyzeleri öldüğü için bunalımdalar, yastalar, çocuklar kapattılar kendilerini. Ben ilgileneyim dedim bari. Ne güzel, çok büyük sevaba giriyorsunuz vallahi. Öyle, ne yaparsınız? İyi bir kimseyim ben, Allah'ın vergisi, sevapkarım. Neyse ben sizi daha fazla tutmayayım, serveti alayım sizi de göndereyim, işiniz gücünüz vardır. Tabii ama avukat bey bütün masrafları sizin ödeyeceğinizi söylemişti. Evet öyle bir şey konuşmuştuk. Ne kadardı ücret acaba? Toplam 1000 TL. Oha! Yani pardon, size demedim. Ücret biraz şey geldi de onun için. Malum serveti nakletmek kolay değil. Maazallah yolda kaybolur, başına bir şey gelir. 3 kişi geldik o yüzden. Ya siz de haklısınız tabii, çok doğru. Hırlısı var, hırsızı var, iti kopuğu var değil mi? Evet, evet. Ben size ücreti takdim edeyim. Hemen bekleyin. Serveti getirin. Buyurun. Bu ne? Servet. Şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Paralar nerede paralar? Ne parası abla? Ne demek ne parası? Öldürün seni adam, gebertirin. Paralarım nerede? Yedin mi paralarımı? Servetim nerede benim? Ne parası yenge? Avukat bey bana ganimet teyzenin keçisi Servet'i size teslim edeceğimi söyledi ama paradan maradan hiçbir şey bahsetmedi bana. Buyurun. Ben size bir şey soracağım. Buyurun. Şey diyorum, eğer işiniz yoksa okul çıkışında bir yerlere gidip bir şeyler içelim mi? Nasıl? Yani ben sizden çok hoşlandım. Eğer siz de beni beğendiyseniz diyorum ki okul çıkışında bir yerlere gidip bir şeyler içelim. Birbirimizi daha yakından tanırız. Selena Hanım, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Sakın yanlış anlamayın lütfen. Yani ben hayatımda ilk defa bir erkeğe bu kadar açık sözlü oluyorum. Kusura bakmayın Selena Hanım ama birincisi benim deliler gibi sevdiğim bir kız arkadaşım var. İkincisi böyle bir niyetim olsaydı kendimden 40 yaş büyük biriyle olmazdım. Neyse, iyi günler teyzeciğim. Ellerinizden öperim. 40 yaş büyük biri mi? O ne demek ki şimdi? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.